İki seçenek var. Ya tavuk ya kartal. Seçimini sen yapacaksın. Sen karar vereceksin. Vakti, saati gelince sen de harekete geçersin. Her insanı harekete geçiren bir şeyler vardır hayatında. Onu etkileyen, onu uyandıran bir şey vardır. Geçen bir söyleşi yaptık. Bizim programlarımıza katılan boksör, Almanya şampiyonu. Onunla söyleşi yaparken ne kadar yumruk yedin? Hocam sayısı belli değil. Çok yumruk yedim. Peki, hep filmlerde, çizgi filmlerde bilhassa gösterirler. Yumruk yer birisi, bayılır ve yıldızları görür. Peki sen o kadar yumruk yiyen birisi olarak, yediğin ağır darbeler vardır değil mi? Seni bayıltan. Benim merak ettiğim şu, sen yıldızları gördün mü? O yumruğu yiyince, bayılınca yıldızları gördün mü diye sorduğumda bana onu öyle güzel anlattı ki o durumu. Dedi ki hocam, maç esnasında çok yoruluyorsun. Son enerji gramın kalıyor. Tükeniyorsun. Öyle hissediyorsun. Sonra hiç beklemediğin bir yumrukla bütün her şey kararıyor. Simsiyah gözüküyor hocam. Her şey siyah gözüküyor. Ve öyle bir düşüyorsun ki o yumruktan sonra yanağın yapışıyor yere ve terlisin. Bir şey görmüyorsun. İşte o zaman en dipteyken, en aşağıdayken, daha aşağısı yokken işte o anda bir şeyler oluyor. Bir parıltılar olmaya başlıyor. İşte yıldız görme o diyor hocam. Evet değerli arkadaşlar, herkes bunu yaşıyor. Herkes dibe iniyor. Bazı insanları harekete geçiren o yumruk darbesi değerli arkadaşlar. Bazı insana yeterli gelmiyor hayatta yediği darbeler. Harekete geçemiyorsa eğer, demek ki daha dibe inmedi. Daha yiyeceği çok ağır yumruklar var. Çünkü devamlı profesyonel olarak yumruk yiyen o arkadaşımız bana şunu da söyledi. Hocam her zaman en dibe inince, tamamen her şey simsiyah olunca ve yıldızları görmeye başlayınca bir şeyler yapman gerektiğini anlıyorsun. Uyanınca tabii. Uyanınca demek ki ben bir şeyler yapacağım. Bir şeyler yapmam lazım. Karar vermem lazım. Kendimle ilgilenmem gerekiyor diye karar veriyorsun diyor. Ben öyle karar verdim. Seni benimle tanıştıran o yumruk nedir diye ona sorduğumda, hocam 6 kere yenildim. Çok iyiydi maçlar ama hep dibe indim. İşte o darbeden sonra bir boşluğa girdim. Bir şey yapmam gerektiğini anladım o yumruklardan sonra. Karıştırırken, kişisel gelişim videoları izlerken sizin o ünlü kartal ve tavuk videosu karşıma çıktı. Onu izledim. Bir kere yetmedi. İkincisini de izledim. Gözyaşlarıyla. Uyandım. Bunu anlatırken gözleri yaşardı değerli arkadaşlar. Duygulandı. Samimi olduğunu görüyorsun zaten. Ve o videodan sonra ben tavuk değilim. Ben kartalım. Ama bu zamana kadar etrafımda hep tavuklar vardı. Sen yapamazsın dediler bana. Beceremezsin. Şampiyon olamazsın dediler. Sen kartal olamazsın. Sen kartal değilsin dediler. Aynı o hikayedeki gibi. İşte o video gerçek bir yumruktu. O video beni harekete geçirdi. Bir şeyleri yapmam gerektiğini anladım. Ve ondan sonra harekete geçtim. Değerli arkadaşlar, sizi de etkileyen hayatınızda darbeler vardır. Size söylenen cümleler sizi hareketlendiriyor olabilir. Belki benim bu videolarım sizi hareketlendirecek. Belki birkaç kere izlediğiniz zaman sizi belki canlandıracak. Sizin de aslında kartal olduğunuzu söylüyorum. Her defasında. Her videom odur. Harekete geçirme videosudur. Uyandırma videosudur. Siz de harekete geçebilirsiniz. Sadece karar vermeniz gerekiyor. Yani ben kartalım. Bana bu zamana kadar hikaye anlatıldı. Benim yapamayacağımı, beceremeyeceğimi, benim tavuk olduğumu bir çeşit bana söylüyorlar ama ben öyle değilim. Ben karar verdim. Ben de başarabilirim. Ben de yapabilirim. Bunun için karar vermen gerekiyor. İki şeyden bir tanesini seçmen gerekiyor. Ya tavukluğu seçeceksin hayatın boyunca,
Sürekli yumruk yiyeceksin, belki uyanmayacaksın. Tavuklar uyanamıyor hemen. Tavukluğu kabul edeceksin ve seni sürekli aşağılayacaklar. Seni aşağı çekecekler. Devamlı sıkıntı yaşayacaksın. Ya da karar vereceksin, ben kartalım diye harekete geçeceksin. Kendine değer vereceksin. Kendine yatırım yapacaksın. Kendini geliştireceksin. Kartal olmak için de yapman gereken bazı şeyler var. Etraftaki tavukları dinlememek. Peki bu tavuklar kimlerdir? Birincisi diziler. Dizileri bırakacaksın. Kartal olmak istiyorsan. Başka haberleri de kapatacaksın. Çünkü seni sürekli negatif etkiliyor onlar. Bu negatif tavuklardan, seni tavuksun diye ikna eden bu araçlardan uzaklaşacaksın. Veya seni aşağı çeken olumsuz, muşmula suratlı, ekşi suratlı, negatif cümleler kullanan tavuklar, insanlar, bunlardan da uzaklaşacaksın. Ki nefes alıp verebilesin, kendine gelesin, özüne gelesin. Özüne geldikçe kendine geleceksin, kendini tanıyacaksın ve harekete geçeceksin. Şu kararı ver, ben kartal olmayı seçiyorum ve bunun için yapmam gereken ilk şey kendimi tanımak. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrünü ziyan etme, israf etme diye bundan 1500 sene önce Peygamberimiz bu hadisi şerifi söylemiş. Ömrünü ziyan etmemek için kendini bil ki ömrün zayi olmasın diye buyurmuş. Kendini bildiğin zaman hayatın kolaylaşıyor. Özünü biliyorsun, özüne yaklaşıyorsun. Yeteneklerini biliyorsun, ayak bağlarını biliyorsun. İşte ondan sonra kartallığa doğru ilerleyebilirsin. Karar vermen lazım. İki seçenek var. Ya tavuk ya kartal. Seçimini sen yapacaksın, sen karar vereceksin. Ama şunu baştan söyleyebilirim. Niyet hayır, akıbet hayır. Yani niyetin, kararın iyiyse akıbetin iyi olacağını ben sana söyleyebilirim. Ama niyet kötü, kötü karar, yanlış karar. Art niyetli bir karar, sonu da kötü. Dolayısıyla sen de iyi niyetlerle karar ver artık. Kendini bilmek için harekete geç. Peki, kendini bilmek için ne yapman lazım? Kendini bilmek için bir analize, bir teste girmen gerekiyor. Tamam mı? Bunu sen kendin yapamazsın. Profesyonelce olması gerekiyor. Yani biz bunu Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza sürekli yapıyoruz. Biz onlara ayak bağların şunlardır, yeteneklerin bunlardır gösteriyoruz. Ondan sonra içindeki aslanı uyandırıp hedeflerine ulaşıyorlar. Başarıya ulaşıyorlar. Huzurlu bir aileye sahip oluyorlar. Bolluğa, berekete kavuşuyorlar. Hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Bunun için analize girmen lazım. Analize girebilmek için, yani kendini tanıyabilmen için ne yapman gerekiyor? Bizimle iletişime girmen gerekiyor. Yani bizim de bu konularda sana yardımcı olmamızı istiyorsan, analize girip kendini tanımak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmenin tek yolu var. Hemen videonun altında linke tıklıyorsun. Formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Bu kadar. Başka yapman gereken bir şey yok. Hemen aşağıda linke tıklıyorsun. Formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ön görüşmede, ön analizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.